Tekstil atölyesinde ustaların yaptığı adet neymiş? 11. Ee, ve kaç tane usta var biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman 11 U diyelim. Kalfalar günde 8 tane. Kaç tane o zaman kalfa var bilmiyoruz. 8K diyelim. Ee, çıraklarda çıraklar da arkadaşlar günde 5 tane. O zaman Ç tane çırak 5Ç diyelim. Ve bunların toplamı kaç? 3644. Şimdi teknik çiftlik sorusu tabii bu noktadan sonra bir bakacağız. Ne söyleriz arkadaşlar? burada ilk başta hiçbir şey söyleyemem. Sadece şu şunu derim. Burası çift. Sonra burası çift. Ee, bunlar çift olduğu için 11 U ile 5 A'nın toplamının çift olduğunu söylerim. Ama burada kalırız. Artık öncüllere ihtiyacım var. Şimdi ustaların sayısı tek ise. O zaman bak ne demiştim. 11 U artı 5 A çift olmalı dedim değil mi? Neden? Bakın 3644 çift. 8K'yı çıkarırsak çiften çift çıkarsa 11U artı 5A'ya çift kalır. Böylece ustaların sayısı tekse tekle neyin toplamı çifttir? Tek. Kesinlikle çırakların sayısı bu çıraklara A demiştim. Çırakların sayısı arkadaşlar çift olacak. Bu gara şey pardon çırakların sayısı tek olacak. Bu garanti doğru. Çırakların sayısı tek ise kalfaların sayısı da tektir. Şimdi arkadaşlar bakın. Ee, eğer burada hemen yine bakalım durumumuza. Çırakların sayısı tekse ustaların sayısı evet tektir. Ama kalfaya yorum yapamam. Zaten bir tam sayıyı çiftle çarptığın zaman artık o bir nevi ölüyor. Tekse de gidiyor. Çiftse de gidiyor. Bakın kalfalar çift olsa 8 çarpı çiften yine çift. Kalfalar tek olsa 8 çarpı çiften burası her türlü çift. Çift bir sayıyı herhangi bir tam sayıyla çarptığın zaman o diğer sayının hiçbir önemi kalmaz. O yüzden biz kalfalara hiçbir yorum yapamayız bu soruda arkadaşlar. Ama demin cevabı aslında çaktırmadan verdim. Çırakların sayısı çiftse yani ben buraya çift dersem çiftle toplamı çifttir? Tabii ki çiftin. O zaman usta da burada çift olacak arkadaşlar. 1 3 olacak C şıkkı. A ve B tam sayılar olmak üzere aşağıda her aralığı bir birim olan sayı doğrusunda X ve Y rasyonel sayıları kırmızı noktalarıyla belirtilmiştir. Sonra x 1 artı 2 bölü a, y 4 artı 2 bölü b, 3x bir tek sayı, 5y bir çift sayı. x bakın 1 ile 2 arasında, y 4 ile 5 arasında. Yani tam sayı değil, evet gerçekten kesirli sayı. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir 3 ile çarpayım bakayım. 3 artı 6 bölü a ne olmalı? Tek demiş. O zaman bu tekse 6 bölü a'nın ne olması gerekiyor? Çift. Şimdi ben a'ya kaç verebilirim o zaman? Çift olması için 1. 1 verebilirdim ama veremem. Neden biliyor musunuz? 1 verdiğim zaman arkadaşlar burası 2 bölü 1'den 3 olur. Zaten 1 ile 2 arasında. Ee, sonra arkadaşlar 1 veremediğime göre o zaman 2 zaten veremem. 6 bölü 2 3 yapar. 3 artı 3 zaten çift yapıyor. O hep denelendi. A o zaman en az 3'tür arkadaşlar. Çünkü A'ya 3 verdiğim zaman bakın. 3 artı 6 bölü 3'ten 2 gerçekten tek yaptı. Bu birinci şart. İkincisi a'yı burada yerine yazdığım zaman 1 artı 2 bölü 3 cidden 2 ile 1 arasında bir sayı. Bu şartı da sağladı. Gelelim diğerine. 20 artı 2 çarpı 5 10 bölü b. Şimdi 20 artı 10 bölü b. Burası arkadaşlar çift. O zaman 10 bölü b'nin de çift olması lazım. Böylece b'ye ne verebiliriz? Çift olması için b'ye vereceğim sayı 1 olabilir. Ama 1 verirsem bu gördüğünüz gibi 4 ve 5'in dışına taşıyor. 6 geliyor. Ondan sonra ne verebilirim? Ee, B'ye bir de 5 verebilirim değil mi? Çift olması için. Çünkü 2 veremem. 2 o zaman burada 10 bölü 2'den 5 yapar. Çift artı tekten de tek olur. Ama biz çift olmasını istiyoruz. Burada da B'ye verebileceğim en küçük sayı 5 geldi. Bu yüzden toplamları 8 oldu. A şıkkı oldu. Evet aslında... Zor değil ama yıldız koydum soruları hemen öyle zor gibi düşünmeyin. İnce noktaları olan sorular. Gördüğünüz gibi soruların hepsi aslında tam böyle deneme tarzında. iyi soru cidden bu ÖSYM bakışlar. E, son bakışlar da öyle zaten. Şimdi m ve n birer doğal sayı olmak üzere 2 üzeri n eksi m ifadesi bir tek sayıdır demiş. Şimdi arkadaşlar doğal sayı aman dikkat edin doğal sayı olduğu için işin içine sıfır mevzusu girecek. Yani N'ye 0 vermeyi ben en başta bunu denerim. Çünkü bu unutulabilir. N'ye 0 ver. N'ye 0 verirsem 1 eksi M tek sayıdır. Bu birinci durum diyelim. 1 eksi M tek olduğu için de M nedir? Çift derim. Şimdi buna göre N 0 olduğunda M kesinlikle arkadaşlar çift sayı oluyor. Yani N çiftken M de çift oluyor. Birinci yorum. İkinci yorum n'ye herhangi bir doğal sayı sıfıra eşit olmayan bir doğal sayı olduğunda 2 üzerine zaten çifttir. O zaman buradan m ne olmalı cevabın tek çıkması için m'nin tek olması gerekiyor. N ne olursa olsun sıfır hariç m tek geldi. O zaman şimdi bu ikinci biraz soru işareti gibi oldu. Bakalım n artı 2m faktöriyel nedir? Düşünelim şimdi. E, ee, n çiftken m de çift. Zaten böylece çift artı çiftten çift. Ee, en az burada zaten N artı 2M 4 falan olacağı için tamam o çift olur. Ama bir de tersini düşünelim. Ee, birin, ben burada N'ye 0 verirsem M'ye de 0 verirsem ne olacak? Şimdi birden büyük çift sayılarda tamam problem yok ama N 0. M de 0 olursa 0 faktöriyel. Yani. Bakın sonuçta N çiftken M çift oluyordu. Böylece 0 faktöriyel 1'dir. Bak bu soru işareti biraz orası hakikaten önemliydi. 2 üzeri m artı n. Şimdi arkadaşlar 1. n çiftgen m de çift. Birinci duruma göre bakarsak. Şuraya göre bakarsak. O zaman e, yine bakıyoruz. Burada ne söyleyeceğim? m'ye 0 versem 2 üzeri 0. n de arkadaşlar yine 0 olsa. 1 artı 0'dan 1 gelir. Bak yine bu ne oldu? Soru işareti çift olmadı. Çünkü dediğim gibi. Orada sıfır çok etkili hakikaten. Şimdi mevzumuza gelelim. N parantezinde M artı bir. Bakın arkadaşlar. M eğer çiftse daha doğrusu e, N eğer doğal sayı olarak sıfırsa yani çiftse zaten sıfır çarpı sıfırdan cevap sıfır oluyor. Çift geliyor. Bu bir. İkincisi N sıfır hariç. N sıfır hariç bir doğal sayıysa M neydi? Tek. O zaman burası herhangi bir doğal sayı. Ne olduğunu bilmiyorum. Tek veya çift fark etmez. Ama zaten m tek olduğu için tek artı bir nedir? Tek. Böylece tek artı şey tek artı bir nedir? Pardon. Tek artı bir nedir? Çift. Çiftle herhangi bir doğal sayının çarpımı kesinlikle çift. Bak 3'te ne yaparsam yapayım cevap her zaman çift geldi arkadaşlar. Güzel bir soruydu bu da. x negatif y pozitif birer tam sayı. Buna göre hangilerinin sonucu kesinlikle negatif tam sayıdır demiş. Şimdi bir kere negatifle pozitifin çarpımı tartışmasız negatiftir. Hele bir de tam sayıysa zaten negatif. Orada hiçbir problem yok. X artı Y'ye gelelim. Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Tek örnekle çürütelim. Eksi 2 artı 2 bakın sıfır oldu. Sonuçta bunların mutlak değerleri devreye girer tamam mı? Buna soru işaretini koydum. Bir örnekle gitti. Her zaman matematikte çok temel bir kural. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa negatif gelir. X zaten negatif olduğu için garanti x y'den küçük değil mi? O zaman bak x eksi y ne oldu? Sıfır. Bu kesinlikle pozitif e, pardon kesinlikle negatif sayı. Birinciye de şöyle bir tık atayım onu da atlamayalım. X bölü y arkadaşlar bunu bilemeyiz. Yani negatif olduğunu bilirim ama ne olduğunu bilemem tam sayı. Hemen bir örnekle çürütelim. Bu eksi 2 olsun bu 3. Bakın tam sayı gelmedi. Dolayısıyla dördüncü de bu yüzden gitti. Cevabımız 1-3 oldu. Orada negatif tam sayı değil de negatif sayı dediyseniz şu an muhtemelen ellerinizi herhalde bir başınıza götürüp ben nasıl bunu yaptım demişsinizdir. Şimdi Ayşe bir sınav sorusunu cevaplandıracak arkadaşlar. Sınav sorusunun gördüğünüz gibi şu üst kısmını biz maalesef göremiyoruz. Üst kısmını biz de göremiyoruz o göremediği gibi. Ayşe ABC pozitif tam sayıları için yukarıdaki çözümü sırasında kırmızı kalemle yazdığı bilgilere sorudaki verilerle ulaşmış. Yani soruda bakın üstte verdiği bilgiler, şurada görmediğimiz soru işaretli yerler bize demek ki A'nın tek olduğunu söylemiş. Sonra B'nin de tek olduğunu söylemiş. O üstteki veri ve C'nin de tek olduğunu söylemiş. Bak şu kırmızılara ne diyor? Üstteki bilgilerden ulaşıyor. O zaman hem A hem B hem C'nin tek olduğunu üstteki bilgilerden anlamış bu kız. Bakalım. Birinci öncülü verirse A, B, C tek sayı derse bu da tektir, bu da tektir, bu da tektir. Evet bunu yukarıda vermiş olabilir üstte öğretmeni. Yani şu soru kısmı A çarpı B çarpı C eşittir tek sayı olmuş olabilir. Hepsinin tek olduğunu anlıyoruz. Sonra gelelim e, şey kısmına. A artı 2, B eksi 1, C artı 1 tek sayıya. E o zaman arkadaşlar C artı 1 tekse C çift olur. Bu direkt gitti. Yani diğerlerine bakma bile. C çift değil ki C tek olacaktı. Gelelim üçüncü öncüle. A çarpı B artı 2. Kesirli sorularda aklınızda bulunsun. İçler dışlar yapın tamam mı? Çünkü teklik çiftliği bölme yaparken hatalı düşünebilirsiniz. Örnek. 10'u 5'e böl 2. Mesela ne yaptım? Teki çifte böldüm. Çift geldi. Teki teke e, çifti çifte bölüyorsun. Bazen yine tek geliyor. Örnek 6 bölü 2. O yüzden bölmek şaşırtır. Çarpmak kesinlikle şaşırtmaz düzgün yorum yaptırır. 6C artı 3 dedim. Şimdi arkadaşlar burada mevzu ne oldu? Bakın şimdi. Burada 6C, C ne olursa olsun artık çift olur. Yani siz C'nin buradan varlığına yorum yapamazsınız. Sebep bir tam sayıyı çift bir sayıyla çarptığınız an onun tekliği çiftliği ölür. Tekse de çift olur, çiftse de çift olur. O yüzden C'yi bilemeyeceğimiz için 3. öncül de verse bu kız bunun C'nin tek olduğunu anlayamazdı. Yani yalnız bir olacak A şıkkı. Gelelim buraya. Yukarıdaki kare şeklinde verilen karton 4 tane dikdörtgensel bölgeye ayrılmış bakın. Ve B bölgesinin alanı 2x demiş. ÖSYM son yıllarda temel geometri sorularını böyle hani çok düz. Hani çemberin en temel bilgisi ilkokul bilgisi gibi. Dikdörtgenin, dörtgenin, üçgenin çok temel bilgilerini TYT'de de soruyor. Aklınızda bulunsun. O yüzden hani niye gitmiş geometri sormayın, sormuş demeyin. Biliyorsunuz sınavda da çıkıyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi e, burada arkadaşlar ne yorum yapacağız? Bir kere madem alanı 2x bu dikdörtgenin, şu b'nin bana ne anlatıyor o zaman? Bu kenar 2 birim. Çünkü yaz mesela diyelim bilmiyorsun. Dikdörtgenin alanı nedir? yx olsun. Ve bu 2x eşit cidden bak y2 ymiş Bunu böyle söyledik. Şimdi Burası artık 2 olduğuna göre nasıl yorum yaparız? Bu da 2. Sonra başka bize bir bilgi vermiş mi? Ha, kare demiş. O zaman arkadaşlar bu dc x artı 3 ise cb de x artı 3'tür. Haliyle ne kaldı sarı bölgenin kenarına? 3. Yine karenin karşılık kenarları eşittir. x artı 3 ise burası ne olacak? x artı 3. Yani 3 oldu. So, şey pardon 2 oldu. Çünkü şurası da x artı 1. Bir an buraya x yazmışım ya düzeltiyorum. Bu x artı 1 olduğu için x artı 1 kaldı oraya 2. Artık arkadaşlar buranın alt, alanı 6 net. Buranın alanı bilmiyoruz. En azından bu kenarın 3 olduğunu biliyorum. Şurası 3 çarpı x artı 1. Burası da x artı 1 çarpı x artı 1 oldu a. Yazalım o zaman a x artı 1'in karesi. Hem bir kenara hem diğer kenara bakın. Sonra A orada bir dakika. Pardon düzeltiyorum. Burası x'miş. Hemen o zaman yapalım. x çarpı x artı 1 diyeceğiz A'ya. Sonra B'ye gelelim. B ne? Orası da arkadaşlar 2x. Şimdi x çarpı x artı 1 artı 2x. A artı B'nin alanı. Buna çift dediyseniz hemen gitti soru. Neden? Bir dakika hocam sonuçta ardışık sayıların çarpımı çift olmuyor muydu? E bu da zaten çift değil mi? E arkadaşlar bize x tam sayı demiş mi? Yine bak Tonga'ya düştük değil mi? Bize çift sayı dememiş soru. O yüzden bak deneme tarzı sorular diyorum ya işte burada neye dikkat edeceğiz? X ile ilgili bir bilgi yok. Tam sayı mı, köklü sayı mı, rasyonel sayı mı nedir o bilmiyorsun. O yüzden bunu bilemeyiz. Tam sayı olsaydı kesin çift sayıydı. Vermemiş o bilgiyi. A artı C bölgesinin alanı çift sayıdır. A artı B, C'ye bakalım. Yani yazmamızın bir anlamı yok da yine de görelim. E burası da ne 6. E şimdi sen bunu yine bilmiyorsun. Ne ki bu? Tam sayımı değil mi? Soru işareti. C bölgesi zaten 6 olduğu için sadece arkadaşlar cevabımız ne oldu bakın? D şıkkı. Böyle güzel bir soruydu bu da.